1992 Mardin Nusaybin ilçesinde yakalandım, gözaltı alındım. Nusaybin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldük. Zamanın DGM'si olan Diyarbakır İkinolu DGM'sinde yargılandık. Muhabbet hapis cezası aldık, yani 36 yıl ceza. Teşekkür ederim. 18'inde cezaevine girdim ve şu anda 49 yaşındayım. Elbette bir insanla insan bir özgürlüğe kavuşabiliyor. Fakat arkamda bıraktığım arkadaşlarımın özlemini çekiyorum diyebilirim. Yani yüreğimin bir parçası orada kaldı. Çünkü benim gibi yıllarca dört divar arasında kalan arkadaşlarım var. Çok kısa bir süre olmasına rağmen hepsini özlemeye başladım yani. Keşke ülkemizdeki demokrasi daha gelişmiş olabilseydi. Herkesin kendini ifade edebileceği, herkesin özgürce düşüncesini dile getirebileceği bir ortam yaratılabilseydi. Ülkenin toplumsal barışı açısından yapılması gerekenlerin bir an önce yapılmasını temenni ediyorum. Doğayla buluşuyorsunuz. Yani yıllarca gökyüzünü dört köşeli dediğimiz kare şeklinde görebiliyorduk. İlk çıktığımda dünyanın Galileo'nun belirttiği gibi yuvarlak ve dönüyor olduğunu gördük. Bu gibi duygular insanları elbette sevindirir. Ama dediğim gibi bireysel anlamda hiçbir şekilde kendi özgürlüğümü ön plana çıkaramadım. Yani toplumsal olarak düşündüğüm için herkesin bir an önce özgürlüğüne kavuşması gerektiğini düşünüyorum. Bu ülkenin en çok demokrasiye, barışa ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Umarım bir gün bunlar da hakim olur ve herkes, her arkadaş, her insan sevdiklerine kavuşur ve özgürlüğüne kavuşur. Geleceğe dair nelerin inşa edilebileceği, nelerin yapılabileceğini düşünme gerekir. Çünkü az önce belirttiğim gibi bu ülkenin en çok demokrasiye ihtiyacı olan bir ülkedir. Demokrasi aslında ülkemiz için ekmekten daha fazla değerli olduğuna inanıyorum. Demokrasi olmasa ekmek de olmaz. Demokrasi olmazsa kardeşlik de olmaz, barış da olmaz ve hiçbir şey de olmaz. Dolayısıyla geçmişe fazla takılmadan geleceği birlikte inşa etmek bence daha anlamlı olur. Ve bu konuda herkesin hemfikir olduğuna da inanıyorum yani. Yanılmıyorsam 2012'de Kasım Demir diye bir arkadaşım vardı. Aynı odadaydık. Daha doğrusu aynı cezaevindeydik. Yan odalardaydık. Çok hastaydı. Kendisi yanılmıyorsam, yanlış hatırlamıyorsam Muş cezaevinden gelmişti. Biz daha yeni Şakran cezaevine gidiyorduk. Orada kendisi hayatını kaybetti. Hastalığından dolayı. Sebepten dolayı hayatını kaybetti yani. En son geçen sene aynı koğuşta olduğum Abdurrezak Şimşek arkadaşımız lenf kanserinden dolayı hayatını kaybetti. Tahliye edilmedi. Hayatını kaybetti. Hayatını kaybetmeden bir ay önce kendisiyle birlikte hastaneye gitmiştim. Birlikte hastaneye gittiğimizde kanser olduğu teşhisi konuldu. O zaman öğrendik. Ve kendisini tedavi amacıyla hastaneye sevk ettiler. Ancak hayatını kaybetti yani. Bu iki arkadaşıma şahit oldum yani. Çok önemlidir, umut çok önemlidir. Yeni yaşamı dışarıdan gözleyebiliyordum, takip edebiliyordum, okuyabiliyordum. Dışarıdaki yaşamın, dışarıdaki ilişkilerin çok umut verici bir ilişki olduğunu göremiyorum, yani genel anlamda. Unutamadığım en büyük anımı şöyle ifade edebilirim. Yani dediğim gibi birçok anı vardır ve her birisi diğerinden değerlidir. Ama bir borç olsun diye bunu örnek olarak göstereceğim. Abdurrezak Şimşek arkadaşımız çok tatlı bir arkadaştı. Çok espri yapan bir arkadaştı. Sık sık şakalaşıyorduk. Karata hareketlerinden söz ederdik. Biz bazen kendisine takılırdık. Karateci arkadaş derdik kendisine. Şimdi hastalanmasına rağmen, hasta olmasına rağmen o espri halinden hiçbir şey kaybetmedi. Ölüme gidiyordu ama en son bana söylediği söz şuydu: Ahmet arkadaş, ben bu hastalığın boğazından yakalayıp onu öldüreceğim diyordu. Ama maalesef kendisi hastalığa yenik düştü ve hayatını kaybetti. Bunu asla unutamayacağım yani. Çok duygusal ve anlamlı bir andı yani. Buna benzer birçok anılarımız vardı. Sevinçli anılarımız vardı, acılı anılarımız vardı. Yani insanın yaşayabileceği her türlü anıyı yaşadık orada. Ama dediğim gibi en değerlisi budur diyebilirim. Hayalim bu ülkenin demokrasiye kavuşmasıdır. İnsanların barış, kardeşlik içerisinde yaşamalarıdır. Bu gelecek yaşamımızı da renkleştirecektir, renklendirecektir daha doğrusu. Ve geleceğe dair umutları geliştirecektir. İnsanların umutsuz kalmalarını istemiyorum. Herkesin umutlu olmasını diliyorum yani. Bunu belirtebilirim. Zavi okuya biter yani bence. Okuya biter yani. Cezaevinde farklı bir etkinliğiniz yok. Farklı bir yaşam alanınız yok. Ve kendini geliştirebilmenizin en büyük imkanı da okumaktır. Dolayısıyla şöyle söyleyebilirim, dünyanın bütün klasik kitaplarını okumuşum. Binlerce kitap okuduk yani. Hangisini söyleyeceğimi de bilemiyorum yani. Barış ve savaştan, suç ve cezadan mı bahsedeyim? Andok'tan mı bahsedeyim? En çok savaş ve barış. Kendi değerlerine sahip çıkmaları. Değer dediğimiz olgu sadece bir nesne değil, bir obje değil, sadece bir insan da değil. Dolayısıyla kendilerine ait olan değer neyse onlara sahip çıkmalarını diliyorum.